Sonra dadı bana dedi ki, resim yapalım mı Deniz'cim dedi. Sonra ben de bütün boyaları aldım, yüzümü boyadım. Babam da dadıyı kovdu. Ay, seni küçük cadı. İşte biri geldi. Gel bakalım kim gelmiş. Annemler nerede? Ben erken geldim. Gelirler birazdan. Senin canın mı sıkın? Annemle tartıştık biraz. Öyle mi? Ahmet abim evde mi? İçeride geç. Hoş geldin Osman. Hoş bulduk Ahmet abi. Osman'ın biraz canı sıkın. Öyle mi? He işte. Hadi gel yukarı çıkalım konuşalım biraz. Otur rahatına bak. Nedir canın sıkan? Önemli bir şey mi? Annemle tartıştık biraz. Asıl mesele abim. Ya tutturmuş Osman'ı koruyacağım diye gereksiz yere gerginlik çıkarıyor. Benim de kafam atıyor bazen. Annenle niye tartıştınız? Ya ben Arif abinin evine gitmiştim. Aydın da vardı arkadaşım. Ama abim Aydın'la arkadaşlık etmemi istemiyor. İşte Aydın siyasi işlerle falan uğraşıyor diye. Arif abiye zaten hiç kanı ısınmadı. Annem de bizi beraber görünce işte Mete görür de kızar diye korktu. Söylendi. Anladım. Bu Arif abi dediğin... Arif abi var ya mahallede. Kırtasiyeci. Ha tamam. Tamam görmüştüm. Çok farklı bir adam. Bu... Kırtasiye'de küçük bir matbaa kurmayı falan düşünüyor. Arkada küçük bir oda var orada. Geçen gün de polisler geldi dükkana, arama yaptılar. Annemle abim de işkillendi tabii. Şimdi de görüşmemi istemiyorlar adamla. Korkuyorlar. Matbaa mı açacak demiştin? Evet. Toprağın bağrına gömülen halkım. Sen böyle öksüz, sen böyle yetim, garip ve mahzun kalmışsan, kara ferman olmuş bir alıcı kuş dönüp duruyorsa başında, ezelden ebede gölgesi heyula, sözüm olsun sana, uğruna feda bir yanık kurşundur gayrı canım. Senin Arif abin, şair Arif Yücel. Vay be. Epeydir dergilerde yazmıyordu. Kitapta çıkarmıyordu. Benim yaşımdakiler bilir ama. Eski tüfektir. Ben de diyorum bu adamı nereden tanıyorum, nereden tanıyorum diye. Bak burada da şiirleri var. Derginin adı Gökyüzü. Kırtasiye dükkanının adı da Gökyüzü. Dergiyi o çıkarıyordu o zamanlar. Artık çıkmıyor tabii. Gökyüzü. Gökyüzü. Derin bir anlamı olmalı. Adam şair. Ne garip. Şair.
bütün insanlar gibi bir insan. Elleri var iki tane. Ayakları, başı, gözleri. Gökyüzü. Beraber badana yaptığım adam bir şair. Evet, bir şair. Ona sormuştum. Nedir gökyüzü? Yanıt vermişti. Kendini herkesle paylaşan ve herkesin onu paylaşabileceği tek şey. Keşke bunu anlamak için insan mapusa düşmeyi beklemese. Ahmet abi, bunlar bende kalsın mı? Tabii, al. Ama dur. Gazete yazarım. Sakin mi? Hadi yürü. Hadi. Hadi, akşam oldu. Hadi. Beğendin mi? Yazdıklarımı mı? Evet. Ben beğendim demek istedim yani. Ama daha okumadım ki. Doğru. Dur. Hemen okuyayım. Kesin güzel yazmışsın. Lütfen. Kimse yazmamış deftere. Bir Osman, bir de ben. Evet. İlk olmak isterdim. Olabilirsin. Nasıl yani?
Seninle beraber gitsek ya biz. Beraber. Çok güzel bir yer var. Manzarası da çok güzel. Bir şeyler yeriz. Bir şeyler içeriz. Tamam. Hadi ya. Tamam mı gerçekten? Tamam. Olur. Ama hafta sonu. Hafta sonu. Görüşürüz. Gözde'yle biz ikimiz hafta sonra buluşacağız. Sana ne göstereceğim? Bak. Bu kimler? İyi bak, iyi. Tanıdığım biri. Ha. Arif abi lan bu. Ya. Ne iş? Ne alaka? Bu onun şiiri işte. Bak, bu dergilerde de bir sürü şiiri daha var. Adam şairmiş lan. Hadi ya. Ya. Ha. O kadar zaman konuştuk adamla. Konuşuyorum. Nerede oturuyorsun? Geç, Fatih. Nerede oturuyorsun? Kimlik kontrolü. Gel böyle. Var mısın? Geç böyle. Neymiş bu? Dergi. Siyasi mi? Edebiyat dergisi. Eski zaten. Al bunları. Bak buraya. Gel böyle. Nerede tutuyorsun? Dur. Al bunu. Polis abi, çocuğu niye aldınız ya? Durumumuz çok iyi. Yürü lan. Çektirir mi seni şubeye? Ha? Çekeyim mi şubeye seni? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.